Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Uzun uzun denemelerden sonra gerçek kruvasan yapmanın yolunu, yöntemini artık bulmuş bu durumdayım. E, sizlere bundan haberdar etmek boynumun borcu. Şimdi öncelikle hamuru geceden yormamız gerekiyor. Mayalı hamur geceden sabaha kadar buzdolabında bekleyecek. Bir ön maya hazırlıyorum. Su, süt. Un, maya ve şekerle birlikte şöyle bir önden bir karıştıracağım, üzerini kapatacağım, yaklaşık 15 dakika boyunca şöyle maya kabarana kadar bekleyeceğim. Daha sonra bütün mayalı hamurlarda olduğu gibi unun içine yağ dökeceğim, işte mayayı dökeceğim, yumurta ekleyeceğim. Yumurta, bir tane yumurta, bütün yumurtadan sarısından çok az şöyle bir kaşık kadar ayıracağım kenara. Burada kullandığım unsa baklavalık böreklik yüksek glutenli bir un tercih edin çünkü bu tarz unlarda e, çıtırlık daha olan oluyor ki kruvasan'da istenilen beklenilen şey bu dışının çıtır çıtır olması. Genelde kruvasan tariflerini hep yaptığım şey tereyağıydı içine koymak fakat ben tereyağı ile o sonucu alamadım zeytinyağı ve sıvı yağ karışımı kullandım. Hamuru yumuşak değil olabildiğince aslında sert yoğurmanız lazım yani böyle poğaça yumuşaklığında değil Biraz böyle açarken daha iyi anlayacaksınız şimdi bu mayalanmış ve buzdolabında beklemiş hamurun sertliğine şöyle bir bakın. Genel yanılgı bu yöndeymiş. Yumuşak olan hamur içine tereyağı alıyor arkadaşlar ve o katlar öyle birbirinden ayrılmıyor. %82 yağ oranına sahip bir tereyağı kullandım. Gördüğünüz gibi orta boy bir buzdolabı poşetinin dibine yerleştirdim ve onu dolaptan çıkar çıkmaz tabii yapıyorum bu işlemi. Merdane ile hemen hızlıca açıyorum. Biraz büyütüyorum. Şimdi burada kullanacağınız tereyağı direkt buzdolabından çıkıp bu şekilde yapıldığı zaman okey. Ama biraz böyle dışarıda bekleyip yumuşadığı zaman hamura karışıyor. O yüzden mutlaka soğukluğu hem hamur soğuk olsun hem tereyağı soğuk olsun. Şimdi hamuru şöyle bir açtım. Ortasına hamuru yerleştir yağ yerleştirip iki tarafından kapatıyorum. Kruvasan'da önemli olan şey katlamalar. Lamine diyoruz biz bunlara lamine hamurlar. Şimdi her tarafını unlayıp şöyle merdane ile hafif hafif basılar uygulayarak elini açıyorum. Bir yöne doğru açıyorum. Ve önce dörde katlayacağım. Sonra üçe katlayacağım. Benim yaptığım yanlışlar genelde çok fazla katlamaydı. Dolaba koy katla, dolaba koy katla, üç kere katla, dört kere katla. Böylece tereyağı iyice hamura yediriliyordu. Aslında 4 tane katlama yeterli geliyormuş. Bunu sizin için 2 kez denedim üstelik. Şu dörtlü katlamayı ilk olarak yapıyorsunuz. Ve buzdolabında yaklaşık yarım saat 45 dakika boyunca buzdolabının 8 derecelik bölümünde bekletiyorsunuz. Sonra dolaptan çıkartacağım. Tekrar açacağım. Bakın bu dolaptan çıkmış hali yaklaşık 40 dakika kadar dolapta beklettim. Şimdi bunu açacağım bu katladığımın tam tersini açıyorum şöyle de videodaki haline bir bakın şu basıları uyguladığınız zaman tereyağı içinde oradan oraya e, hareket etmiyor olduğu yerde hamura kitleniyor adeta hamura kitliyorsunuz yani burada tereyağını şu şekilde gördüğünüz gibi açtım unla açmaya özen gösterin merdanenize yapışmasın tezgahınıza yapışmasın hamur dediğim gibi hamur poğaça hamur yumuşaklığında değil Bayağı bir e, poğaça hamurundan daha sert bir hamur olmalı. Çünkü yumuşak hamur tereyağı emiyor. Şimdi bu son katlama arkadaşlar. Daha önce ben yıllarca 3 kere 4 kere katlıyordum. E, bütün hamur birbirine yapışıyordu. Yani kuruvasan poğaça gibi oluyor. Halbuki biz kurvasan yapacağız. Bu katlama son katlamaydı. Dolaba gönderiyorum. Çıkarttıktan sonra açıp keseceğim artık. Hepsi bu kadar. Artık öyle gözünüzde çok büyütmenize de gerek yok. Yalnız bu sefer buzlukta yarım saat. Yani eksi 18 derecede yarım saat boyunca dondurdum. Nerede, gördüğünüz gibi hamur dondu neredeyse. İlk dinlenmeyi buzdolabında yapıyoruz. Artı 8'de. İkinci dinlenmeyi de eksi 18'de 30 dakika yapıyoruz. Hamur oldukça bakın böyle zor açılmaya başlıyor hatta. Hava sıcaksa, ortam sıcaksa, işte mesela bunu bir yaz günü sıcak bir mutfakta yapacaksanız hiç boşuna yorulmayın. Çok denedi bu tuğba olmuyor. Oldukça tezgahınız mermerine soğuk olması lazım. Ya da ahşap bir tezgah kullanmanız lazım. Asla kruvasan sıcak bir havayı sıcak bir eli sevmiyor. O yüzden çok elimizle açmıyoruz, elimizle çok oynamıyoruz, hızlı hızlı hareket ediyoruz. Sonra 10 santim ile 12 santim arası kesebilirsiniz bu üçgenleri daha sonra da yine hızlıca rulo yapacağım şimdi rulo yaparken bu e, şu esnetmeyi yapıyoruz genelde bütün kruvasan tariflerinde var bu esnetme bu esnetme ile birlikte rulo yapacağım çok sık yapmıyoruz ruloları hafif boş sarıyorsunuz ve e, uzun süre e, tepsi mayası alıyor yani mesela bir poşet yarım saatte mayalanıyorsa kruvasan bir saat bir buçuk saatte mayalanıyor arkadaşlar öyle çok e, kısa sürede mayalanmıyor bunu bilin çünkü içine maya çok fazla yok çok fazla maya olursa poç olur bu. Burada bizim istediğimiz şey börek gibi o katların ayrılması. Şimdi bütün hepsini bu şekilde yapacağım. Aralıklı bir şekilde fırın tepsisine dizeceğim. Fırının içinde mayalandıracağım. Fırının içinde mayalandırırken içine bir tane böyle cezveye sıcak su koyuyorum. Onun buharı ve cezvenin sıcaklığı o fırının içindeki mayalanma için gerekli olan nemi ve ısıyı sağlıyor. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Fırını açmanıza gerek yok. Bir de şöyle bir katladığınız zaman şu mührü iyi yapın ki oradan hemen açılabiliyor. Şöyle bir yakından bakın yağ aralarını dahi göreceksiniz. Şu baktığınız zaman beyaz beyaz yağ katmanlarını dahi görebilmelisiniz. Bunları büyüklü küçüklü yapabilirsiniz. Çok değişiyor piştiği zaman şekli çünkü. Daha böyle geniş yayvan da oluyor. Daha böyle topik topik de oluyor. Şimdi cezve içine koydum. Bir buçuk saat sonraki hallerini göstereyim. Bakın şöyle hafif yağları da biraz erimiş. Sonra üzerine yumurta sarısı sürerseniz bunlar biraz sönebiliyor. O yüzden yumurta sarısına süt ve püskürtücü ile birlikte böyle üzerine sadece püskürttüm. Çok daha iyi sonuç aldım. Kabuklarını göstereceğim size bol bol. Sonra 200 derecelik ısıtılmış fanlı fırında yaklaşık 20 dakika boyunca pişirdim. Hemen pişer pişmez ızgaranın e, telin üzerine aldım ki çıtırlığı kaybolmasın diye. Bir tane değil iki tane keseceğim size. Birkaç tanesinin içini göstereceğim. Her birinin içini o örümcek ağı olana kadar... Tarif vermedim size. Şu görüntüyü yakalayana kadar sizlere tarif vermedim. Çünkü ben biraz mükemmelleyici miyim diyeyim, inatçı mıyım diyeyim. Aynı onlar gibi yapana kadar kaç tane kruvasan tarifi denedim, bilmiyorum bile. Çok tereyalar gitti burada. Yani lezzeti onda 10 yakalasam bile şu görüntünün peşinde yıllardır koşuyorum. Şöyle göstereyim ikinciyi de. Bakın çok güzel açmış. Örümcek ağ gibi bir görüntüsü var. Tam o Fransa'da kesatılan kurabiyeler gibi. Muhteşem bir tereyağı lezzeti. Çok hafif böyle bir mayalı hamur lezzeti çıtır 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 e, bildiğim bütün teknikleri ve tecrübeleri paylaşmaya çalıştım. Umarım sizler de bu tarifle bu şekilde nefis kruvasanlar hazırlarsınız. Emeğimin karşılığı olarak bir beğeni, bir yorum, bir destek yaparsınız. Yeni yeni tariflerde, yeni yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.